Fizik 801 Klasik Mekanik 24. Ders Tork hakkındaki bilgilerimizde Sakin olun. Açısal momentum ve tork hakkındaki bilgilerimizle bir eğik düzlem üzerinde yuvarlanan cisimleri inceleyebiliriz. Örneğin burada bir silindirim var veya bu bir küre de olabilir. ve bu açı beta. Alfa olarak almayı tercih etmiyorum. Çünkü alfa açısal iğme için kullanılmaktadır. Ve burada yüzey ile bir mu sürtünme katsayısı var. Ve cisim aşağıya doğru yuvarlanacaktır. Ve bu yönde bir A iğmesi elde edeceksiniz. Ve olayı saf yuvarlanma dediğimiz durum için değerlendireceğim. Bu cismin yana doğru devrilmediği ve kaymadığı anlamına gelir. saf yuvarlanma ne demektir? Eğer cisim burada ve yarı çapı R olan bir silindir ise onu bu şekilde döndüreceğim. Bu yönde yuvarlayacağım ve merkez noktayı Q olarak göstereceğim. Tam bir dönüş yaptığında eğer bu durumda Q noktası 2πr'e kadar yer değiştirirse, biz bunu saf yuvarlanma olarak adlandırırız. Saf yuvarlanma söz konusu ise bu Q noktasının hızı ve çemberin çevresinin hızı. Eğer okuyabilirseniz buraya sadece bir c koyuyorum, aynıdır. Başka bir deyişle bu durumda merkezin vQ hızı tamamen Çemberin çevresinin hızına eşittir ve çemberin çevresinin hızı daima omega r'dir. Bu kısım her zaman geçerlidir. Fakat saf dönme için bu geçerlidir. Eğer burada herhangi bir sürtünme yoksa cismin yerinde dönerek durduğunu, ilerlemediğini tahmin edebilirsiniz. Q noktası hiçbir yere gitmeyecektir. Böylece bu durumda yana doğru devrilme ve kayma söz konusudur ve bu durumda saf yuvarlanma söz konusu olmaz. Eğer cisim yana doğru devrilir ve kayarsa bu durumda sürtünme burada daima maksimum olmalıdır. Eğer cisim saf yuvarlanma hareketi yaparsa bu durumda sürtünme mümkün olan maksimum değerinden oldukça küçüktür. Şimdi sizinle silindirin ulaşacağı iğmeyi hesaplamak istiyorum. Silindir eğik düzlem üzerinde saf yuvarlanma yaptığı zaman kütlesi m, uzunluğu l ve yarıçapı ise r olsun ve sezgilerinizi kullanmanızı istiyorum. Sezginizin yanlış olmasından asla çekinmeyin. Bu eğik düzlemden iki silindiri yuvarlayacağım. Her ikisi de katı şeklinde, aynı kütleye sahipler, aynı uzunluğa sahipler fakat yarıçapları oldukça farklı. Ve bu iki silindirin arasında bir yarış yaptıracağım. Hangisi ilk önce en alt kısma ulaşacaktır? Problemi tekrarlıyorum. İki silindir, ikisi de katı, aynı uzunluklu ve aynı kütleli. Fakat birisinin yarıçapı çapı diğerininkinden daha büyüktür. Burada bir yarış olacak. Onları aşağıya doğru yuvarlayacağız. Saf yuvarlanma durumu hangisi kazanacak? Kimler büyük yarıçaplı çaplı silindirin kazanacağını düşünüyor? Kimler küçük yarıçaplı çaplı silindirin kazanacağını düşünüyor? Kimler kazanan veya kaybedenin olmayacağını düşünüyor? Harika. Sizin sezgileriniz benimkinden daha iyi. Ne olduğunu göreceğiz. Hangisi için parmak kaldırdığınızı aklınızda tutun ve birazdan ne olduğunu göreceğiz. Tamam, şimdi bildiğimiz bütün kuvvetleri cisim üzerinde gösterin. Bu MG'dir. Ve bunu eğik düzlem boyunca olan MG sinüs beta ve eğik düzleme dik olan birleşenlerine ayıracağız. Bunu birçok kez yaptık. Bu MG kosinüs beta eşittir. Bu durumda burada bir normal kuvvet söz konusudur ve büyüklüğü mg kosinüs beta'ya eşittir. Çünkü bu yönde bir imelenme söz konusu değildir. Ve bu durumda ff şeklinde göstereceğim sürtünme kuvvetimiz vardır. Burada herhangi bir an için bir omega t açısal hızımız söz konusudur ve zamanla değişeceğinden şüphemiz yoktur. Ve bu durumda kütle merkezi olan bu Q noktası bir VT hızına sahip olacaktır. Ve bu hız zamanla değişecektir. Ve Q noktasının zamanla değişen VQ hızı çemberin çevresinin hızına eşittir. Çünkü bu saf yuvarlanma şartıdır. Bu omega R'ye eşittir. Bu daima doğrudur fakat bu sadece saf yuvarlama durumunda doğrudur. Zamana göre türevini alıyorum. Tanıma göre Q noktasının hızının türevi ivmesidir. Böylece A eşit omega nokta çarpı R elde ederim. Ve bu alfa çarpı R'ye eşittir. Burada alfa açısal ivmedir. Böylece bu saf yuvarlama şartıdır. Şimdi Q noktasına göre tork alacağım. Q noktasına göre tork aldığım zaman ne torka herhangi bir etki yapmayacaktır çünkü Q noktasından geçmektedir. MG torka herhangi bir etki yapmayacaktır çünkü Q noktasından geçmektedir. Tork oluşturacak sadece bir kuvvet söz konusudur. Eğer yarıçap r ise torkun büyüklüğü r çarpı F olur ve yönü tahta düzleminin içine doğru. Ancak şimdi sadece büyüklüğüyle ilgileniyorum. Bu yüzden sürtünme kuvveti çarpı R olarak elde ediyorum. Bu I çarpı alfa olmalıdır. Burada I Q noktasından geçen eksen boyunca olan dönme için eylemsizlik momentidir ve alfa yerine A bölü R yazıyorum. Böylece Q noktasına göre eylemsizlik momenti çarpı A bölü R elde ediyorum. ve bu benim birinci denklemim. Burada sürtünme kuvveti ve a değeri bilinmiyor. Bu denklemden ikisinin değerini elde edemem. Başka bir denkleme daha ihtiyacım var. Newton'un ikinci yasasından diğer denklemi elde ederim. F eşittir m çarpı a. Kütle merkezi için tüm kütlelerin burada toplandığını düşünebilirim. F eşittir m çarpı a denklemini yazabiliriz. Ve böylece M çarpı Q noktasının iğmesi buradaki eğik düzlem boyunca aşağı yönlü olan MG sinüs beta eksi yukarı yönlü olan FF sürtünme kuvvetine eşittir. Ve bu benim ikinci denklemimdir. Şimdi iki denklem ve iki bilinmeyen söz konusudur. Bu yüzden bunları çözebilirim. Ff F kuvvetini yok edebilirim ve burada Ff F yerine bu nicelik bölü R yazacağım. Ve böylece M çarpı A eşittir. Mg sinüs beta eksi Q noktasına göre eylemsizlik momenti çarpı A bölü R kare elde ederim. Burada Ff F değerini yok ettiğime dikkat edin. Şimdi buradan A'yı çözebilirim. A'lı terimleri bir tarafa getireceğim. Böylece A çarpı M artı eylemsizlik momenti bölü R kare eşit MG sinüs beta elde Her iki tarafı R kare ile çarpıyorum. Böylece M çarpı R kare çarpı G çarpı sinüs beta terimini payda ve m çarpı r kare artı q noktasına göre eylemsizlik momenti terimini ise payda da elde ederim. Bu benim sonucumdur. Ve şimdi tüm yapmam gereken eksen etrafında dönme için eylemsizlik momenti değerini yerine koymaktır. Bu durumu sadece saf yuvarlanma durumunda geçerli olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Böylece şimdi bu formülde katı silindir için değerleri yerine yazabiliriz. Eğer bir katı silindirimiz varsa bu durumda Q kütle merkezi boyunca geçen eksen için eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m çarpı r karedir. Ve bu değeri orada yazıyorum. Burada m çarpı r karelerin birbirini götürdüğüne dikkat edin. Böylece 1 artı yarım yani 3 bölü 2 elde ederim pay bölü payda. 2 bölü 3 olur. Böylece A eşit 2 bölü 3 G çarpı sinüs olur. Bu ifadede R, M ve L yer almamaktadır. Bu yüzden tamamen farklı kütleli, farklı yarı çarplı, farklı uzunluğa sahip iki silindirim söz konusu ise ve onlar yarışırlarsa ikisi de kazanamaz. Bunu sezmek çok da kolay değildir. Her zaman bunu gördüğüm zaman bunu oldukça ilginç bulurum. Dikkat ederseniz her şey yok oldu. M, R ve L kayboldu. Böylece eğer aynı kütleli fakat farklı yarıçaplı iki silindir alırsam kazanan hangisi olur dediğim zaman ne kazanan ne de kaybeden olur diyenleriniz doğru dediler. Ama daha da şaşırtıcı olanı sizin kütleyi de değiştirebilir olmanızdır. İki silindir katı olduğu sürece birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Önemli olan katı silindir olmasıdır. Böylece eğer içi boş silindir alırsam bu durumda Q kütle merkezi boyunca eylemsizlik momenti eğer kütlenin çoğu yüzeyde ise bu durumda m çarpı r kareye oldukça yakındır. Bu durumda ime eğer burada m çarpı r kare yazarsam payda da 2 elde ederim. Bu durumda 1 bölü 2 çarpı g çarpı sinüs olur. Böylece bu ime bundan daha küçüktür. Bu yüzden içi boş bir silindir, kütlesine, yarı çapına ve uzunluğuna bakılmaksızın katı bir silindire karşı yarışı kaybedecektir. Ve bunu sizlere göstermek istiyorum. Burada bir düzeneğimiz var. Ve bunu oradaki ekranda da size göstermeye çalışacağım. Fakat buraya oldukça yakın oturanlarınız sadece buraya bakarlarsa muhtemelen daha iyi olacaktır. Burada pirinçten yapılmış oldukça ağır bir silindirim. Diğeri ise alüminyumdan yapılmış olan bir silindirim var. Bunlar oldukça farklı kütleli fakat aynı yarı ve uzunluktadırlar. Hiç fark yapmamalıdırlar. Ne kazanan ne de kaybeden olur. Onların aynı anda yuvarlanmasını sağlayacağım. Umarım oradan görebilirsiniz. Burası başlama noktası. Biraz daha aşağısı olabilir. 3'ten 0'a kadar sayacağım ve sizler neredeyse aynı zamanda tabana ulaştıklarını göreceksiniz. Oldukça farklı kütlelere sahipler. Aralarında kütle farkı en az 3 kat. Diğer boyutlar aynı. 3, 2, 1, 0. Tamamen birlikte hareket ettiler. Benim için sezgisel değildi. Şimdi bununla karşılaştırıldığında oldukça küçük yarıçaplı bir çubuğum var. Bu küçük alüminyum bir çubuk. Belki onu ekranda görebilirsiniz. Bu oldukça ağır. Yaklaşık 30 kat daha ağır. Aralarında fark olmamalıdır katı olduğu sürece hiç fark olmamalıdır. Kazanan da kaybeden de olmayacaktır. Yarı çaplar farklı, kütleler farklı, hiç fark olmamalı. Tamam, yarışı başlatıyoruz. 3, 2, 1, 0. Ve her ikisi de alt kısmı aynı zamanda çarptı. Fakat şimdi burada bir tane içi boş silindirim var. İçinin boş olduğundan emin olabilirsiniz. Tüm kütle çevresindedir ve alt kısma varması daha uzun zaman alır. Bu durumda iğme gördüğünüz gibi 1 bölü 2 çarpı G çarpı sinüs betadır. Fakat diğer durumda 2 bölü 3'tür. Bunu neden daha fazla zaman aldığı konusunda gece düşünmek isteyebilirsiniz. Kesinlik ve eylemsizlik momenti ile ilgilidir. Fakat yine kütle yarı çap ve uzunluktan bağımsızdır. Tamamen geometri meselesi. Bu kaybeden olacaktır ve bu kütle ve uzunluğa bakılmaksızın kazanan olacaktır. Onları görüyorsunuz. Birinin içi boş, diğerinin değil. Bu çok hafif, bu çok ağır. İçi boş olanı sizin tarafınıza koyacağım. 3, 2, 1, 0. İçi boş olan kaybetti. Hatta yere düştü. Tabiatın bu şekilde çalışmasını daima oldukça şaşırtıcı bulurum. Ve çoğunuz bir diğerinin iki katı boyutunda olan silindirler için herhangi bir farklılık olmayacağını söylediği zaman doğru sezgilere sahip olmanızdan oldukça etkilendim. 8.01 dersinin anlaşılması en zor olan ve belki de tüm fizik konuları içinde en zor olan ve topaçlarla ilgili olan kısma geliyoruz. Ve sizlerden tüm dikkatinizi toplamanızı ve hatta 10 saniye bile kaybetmenizi diliyorum. Çünkü sizler başından sonuna kadar olan adımları takip etmedikçe anlaşılması zor ve ne olduğu konusunda bir fikriniz oluşmayacağı akıllara durgunluk veren bazı deneyler izleyeceksiniz. Bu neşeli olacak, sevimli olacak fakat sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Sizlerin ve benim dış uzayda olduğumuzu düşünün. Yer çekimi yok dış uzayda herhangi bir yerdeyiz ve orada bir bisiklet tekerleğimiz var. Bu bisiklet tekerliğine bu yönde bir tork uygulayacağım. Sağ elimi sizlere doğru iterek, sol elimi ise sizlerden uzağa doğru çekerek bunu yapacağım. Ve bunu çok kısa bir zamanda yapacağım ve kendi haline bırakacağım. Ne olacağı oldukça açıktır. Tekerlek bu şekilde sonsuza kadar hep dönecektir. Ona küçük bir tork veriyorum. Bu eğer bir tork varsa açısal momentumun değişimi olduğunu ifade eder. Açısal momentumdaki değişme tork çarpı delta t olmalıdır. Bunu yapıyorum ve kendi haline bırakıyorum ve teker bu eksen etrafında sonsuza kadar hep dönecek. Oldukça basit değil mi? Tamam. Şimdi ise ona bu yönde bir tork uygulayacağım. Dış uzaydayız, teker durgun olarak durmaktadır. Tüm yapacağım şey bunu yapmak ve kendi haline bırakmaktır. Bu durumda sonsuza kadar hep bu yönde gidecektir. Oldukça açık. Şimdi sezilmesi oldukça zor olan kısma geliyoruz. Şimdi ona sizin yönünüzde bir dönme vereceğim ve şimdi yeniden bu şekilde bir tork uygulayacağım. Şimdi ne olacak? Ne derseniz deyin bu durumda sizi suçlayamam. Tekere bu yönde bir dönme verdiğimi, böylece tekerin dönmeye devam edeceğini ve bunu yapınca belki de göreceğiniz şeyin daha önceden yaptığı gibi döneceğini ve aynı zamanda da tekerin dönüyor olacağını söyleyebilirsiniz. Fakat bu olamaz. Çünkü eğer teker bu şekilde dönerse bu durumda tekerin dönme açısal momentumu bu yönde olur. Ve eğer ona bir dönme verirsen ve teker dönmeye devam ederse bu bu şekilde dolanırsa bu durumda dönme açısal momentumu bu şekilde olacaktır. Bunun olması mümkün değildir. Çünkü sistem üzerine etkiyen tork söz konusu değildir. Çünkü kendi haline bırakılınca artık herhangi bir tork söz konusu olamaz. Tekerliğin dönmeye devam etmesi mümkün değildir. Tekere vermiş olduğum torkun sonucu olarak dönmeye devam edecektir. Bu mümkün değildir. Tabiat bunun üstesinden nasıl gelecektir? Bunu sizlere bir şekil üzerinde göstereceğim. Ne olacağının anlaşılması oldukça zordur. Bunun nasıl olduğunu size göstereceğim. Burada sizlere açıklamış olduğum durumun aynısı görülmektedir. Bir gözlemci olarak bu yöndesiniz. Bu yön, bu ders salonunun yönü. Böylece tekeri bu şekilde görüyorsunuz. Tekerler size doğru dönüyorlar. Bunu birazdan yapacağım ve bu da vurguladığım şey. Bu benim sağ elim, bu benim sol elim. Sağ ve sol arasındaki uzaklık küçük b kadar. Ve böylece uygulamış olduğum tork bf kadardır. Böylece kuvvet kola diktir. Belli bir delta t zamanı süresince bir tork uyguluyorum. Bunu yaptığım zaman bu yönde bir açısal momentum ekliyorum. Fakat teker bu yönde dönüyordu. Görüyorsunuz. Ve böylece tekerin dönme açısal momentumu bu yönde. Bu yönde bir açısal momentum ekliyorum ve bunu burada görmektesiniz. Bu tekerin orijinal dönme açısal momentumuydu. Delta T zamanı kadar bir tork uyguluyorum ve bu kadar bir açısal momentumu ekliyorum. Ve bundan sonra duruyorum. Sadece kısa bir zaman için tork uygulayıp duruyorum. Bu durduktan sonra tüm sistemin açısal momentumunun artık değişmez olduğu anlamına gelir. Çünkü sistem üzerinde etkiyen bir tork söz konusu değildir. Ve tabiatın bu problemi çözmesinin tek yolu burada gösterdiğim yönde eğmesi ve bu yönde döndürmesidir. Ve hareket etmeyecektir. Diğer bir deyişle tekerliği elimde tutuyorum ve ona dönme veriyorum. Onu elimde tutuyorum ve sizlere doğru döndürüyorum. Ve sağ elimi sizlere doğru yaklaştırıp sol elimi ise sizlerden uzağa çekiyorum. Şimdi şimdi dönme açısal momentum bu yöndedir. Böylece ona bu şekilde bir tork veriyorum. Yani yukarı doğru. Ve teker ne yapacak? Teker işte bunu yapacak. Anlaşılması oldukça zor. Bunu izleyin. İlginç değil mi? Bunu hiç beklemiyordunuz. Bunu yeniden yapacağım. Elimi sizlere doğru iterek bir tork uygulayacağım. Teker tamamen beklenmeyen bir şey yapıyor. Teker basitçe bir yöne eğiliyor. Eğer diğer yönde bir tork uygularsam bu durumda tork tekeri döndürecektir. Ona biraz daha dönme açısal momentum vereyim. Ve şimdi sol elimi sizlere doğru götüreceğim ve sağ elimi ise kendime doğru çekeceğim. Bu durumda tekerin bunu yapmasını beklerim. Ve teker de bunu yapar. Dönen bir tekere uygulanan bu torklar daima beklemediğimiz bazı şeyler yapar. Fakat bana rehberlik etmesi bakımından ve daima bir şey yardım eder. Bu dönme açısal momentumunun daima dışarıdan uygulamış olduğum tork yönünde hareket edecek olmasıdır. Şimdi konuyu tekrar ele alalım. Görmüş olduğunuz dönme açısal momentumumuz var. Bu yöndeydi ve bu yönde bir tork uyguladım. Bir vektör. Ve dönme açısal momentumu ne yapar? Tork yönünde gider. Ve daha sonra uyguladığım torku durdurduğum zaman bu durumda tabii artık hiçbir şey değişmez. Böylece olacak şey bu tekerin eğilmesidir. Fakat L dönme açısal momentumunun buradan buraya hareket ettiğine dikkat edin. Ve bu yönde bir tork uyguluyordum. Böylece tork yönünde hareket etti. Eğer bunu anladınız ise bu durumda şimdi kendinizi test edebilirsiniz. Şimdi yine aynı tekere sahibiz. Tekeri tam olarak aynı yönde döndüreceğim. Fakat şimdi bu şekilde Z yönünde bir tork vermeyeceğim ya da bu şekilde eksi Z yönünde tork vermeyeceğim. Şimdi böyle yapacağım. Ya da böyle yapacağım. Şimdi gerçekten sizlere ne söylemiş olduğuma tam olarak konsantre olun. Ve şu sorulara cevap vermeye çalışın. Teker dönüyor, teker elimde tutuyorum ve ona böyle bir tork uyguluyorum. Böylece tork vektörü ise doğru. Açısal momentum böyle, tork ise böyle. Açısal momentum vektörü hangi yönde gidecek? Torkun yönünde. Eğer tork bu yönde ise dönme açısal momentum vektörü ne yapacaktır? Bunu yapacaktır. Yatay düzlemde hareket edecektir. Anlaşılması oldukça zordur. Fakat yapacağı şey budur. Ve bunu sizlere göstereceğim. Bu tekeri döndüreceğim. büyük dönme açısal momentumu ile döndüreceğim. Ve daha sonra bu tabereye oturacağım ve sağdaki şekilde gördüğünüz şekilde ona bir tork uygulayacağım. Ona bu şekilde bir tork uygulayacağım. Ona bu şekilde bir tork uyguladığım sürece bu dönme açısal momentumu yatay düzlemde dönmek isteyecektir. Ve ona diğer yönde tork uyguladığım zaman yatay düzlemde terse doğru dönecektir. Ona aynen ekranda gördüğünüz şekilde bir tork uygulayacağım. Hazır mısınız? Torku durduruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ters yönde tork uyguluyorum. Tork uygulamaya devam ediyorum. Elimde hissediyorum. Gerçekten itmek zorundayım. Ve tork uygulamayı bıraktım ve durdu. Deyim yerinde ise açısal momentum vektörü torku takip etmektedir. Anlaşılması oldukça zor. Ve bazen aynı zamanda tehlikelidir. Taburenin bu hareketini, bu durumda dönen tekerin hareketini presesyon hareketi olarak adlandırırız. Yani dönen bir tekereye bir tork uyguluyorsunuz. Bu durumda elde ettiğiniz şey presesyon hareketidir. O zaman devinimi ne sağlıyor? Presesyon hareketini sizlere farklı bir yolla gösterebilirim ve bu oldukça merak uyandıracak bir yoldur. Burada bir halatımın olduğunu varsayalım. Aynen orada olduğu gibi. Bu tekeri halata bağlıyorum. Aynen böyle. Ve onu bırakıyorum. Ne olacağını hepimiz biliyoruz. Pekala. Fakat tekeri bırakmadan önce onu çevireceğim. Ve burada en alt P noktasında bir ilmek halkası var. Ve burası sert pirinçten yapılan bisiklet tekerliğinin dönme eksenidir. Sert bir parçadır. Ve onu küçük R ile gösterilen uzunluk ile gösteriyorum. Bisiklet tekerini yarı çapı olan büyük R ile karıştırmayın. Burası büyük R'dir. Ve teker buradan oldukça serbest bir şekilde dönebilir. Ve bu merkez noktayı Q olarak seçiyorum. Ve tekerin burası size doğru olan bölümü olsun. Onu üç boyutlu bir şekilde görmeniz için çalışıyorum. Şimdi ona bu yönde bir dönme verdiğimi varsayın. Omega S, S dönmeyi göstermektedir. Peki şimdi dönme açısal momentumu hangi yöndedir? Ellerinizi ve baş parmağınızı kullanın. Dönme bu yöndedir. Evet. Dönme bu yönde, açısal momentum ise bu yöndedir. Bu dönme açısal momentumudur. L ise... Sistem üzerine etkileyen bir MG kuvveti söz konusudur ve bu yöndedir. Bisiklet tekerinin kütlesi M ve yarıçapı büyük R'dir ve bu kısım küçük r'dir. P noktasına bir tork söz konusudur. Ve tork küçük r çarpı mg şeklindedir. Bu 90 derece. O halde vektörel çarpım kolay. Bu açının sinüsü 1'dir. Böylece P noktasına göre tork küçük r çarpı büyük m çarpı g şeklindedir. Bu tork hangi yöndedir? R vektörel çarpım f. Bu tork hangi yöndedir? Ellerinizi, baş parmaklarınızı ve neyi istiyorsanız onu kullanın. Bu yönde olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Katılmıyorum. Aynı fikirde değilim. R vektörel çarpım F. Şaka yapıyor olmalısınız. Tahta düzleminden içeri doğru. Tahta düzleminden dışa doğru olamaz. İçe doğrudur. R vektörel çarpım F tahta düzleminden içeri doğrudur. Bu yönde bir tork söz konusudur. Sabiat yer çekimi torku oluşturuyor dönme açısal momentumu nasıl olacaktır? Torkun yönünde hareket edecektir. Torku takip edecektir. Eğer açısal momentum burada ise nasıl olacaktır? Ne yapacaktır? Bunu yapacaktır. Ve hareket ettikçe tork halatın ve küçük renin oluşturduğu düzleme daima dik olacaktır. Niçin böyle olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Açısal momentumun bu şekilde olduğu zaman için Tork R vektörel çarpı F olduğundan dolayı tahta düzleminden içeri doğrudur. Fakat burada olduğu zaman R konumunu değiştirmiştir ve daima tekeredik olacak şekilde konumunu korur. Böylece torkun kendisi de yönünü değiştirecektir ve böylece açısal momentum dönme açısal momentumu torku takip etmeye devam edecektir ve serbestçe dönmeye başlayacaktır. Bu durum taburede oturduğum zaman yapmış olduğum şeyin ta kendisidir. Orada ellerimle torku bu şekilde uygulamamın haricinde her şey aynıdır. Tamamıyla aynı yönlüdür. Torku her zaman uygulamak zorundaydım. Ve durduğum zaman presesyon hareketinde duruyordu. Fakat burada tork durmayacaktır. Çünkü Mg kuvveti her zaman var olacaktır. Ve bunu birazdan sizlere göstereceğim. Çılgın olduğumu. Çünkü Newton'un ikinci kanunu ihlal ettiğimi söyleyebilirsiniz. F eşittir Ma'yı. Bu cisim düşecektir. Cisme etki eden tek bir kuvvet söz konusudur. F eşit MA. Nasıl düşmez? Kütle merkezi G imesi ile serbest düşme yapacaktır. Aha. Cisme etki eden tek bir kuvvet söz konusu değildir. Burası için de düşünüyorsunuz. Halattaki T gerilimi tamamen MG eşit olacaktır. Ve böylece net tüm kuvvetlerin toplamı sıfır olacaktır. Teker üzerine etki eden net kuvvet yoktur. Fakat net bir tork vardır ve presesyon hareketi yapmasının sebebi budur. Eğer net bir kuvvet olsaydı bu durumda gerçekten aşağı doğru da hareket edecekti. Eğer bu kuvvet bundan daha büyük olsaydı aşağı doğru giderdi. Böylece tabiat bu oldukça zor problemi ele almadı, oldukça akıllıdır. Sizlere burada halata asılı olan teker ile deneyi yapmadan önce dönme açısal frekansı ile asla karıştırılmayacak olan presesyon açısal frekansından bahsetmek istiyorum. Kitabınızın 344. sayfasında vardır ve sizler için 3-4 dakikalık bir iştir. Onu burada türetmeyeceğim. Fakat buradan bunun değerinin tork bölü dönme açısal momentumu oranı olduğu elde edilir. Bu ifade sizlere presesyon hareketinin frekansını verir. Bizim bisiklet tekeri durumumuzda bu. R çarpı M çarpı G bölü bu tekerin spin açısal momentumudur. Eğer omega S açısal hızı ile dönmekte ise bu açısal momentum I çarpı omega olacaktır. L'nin I çarpı dönen tekerin omegası şeklinde verildiğini hatırlayın. Böylece bu, burası Q noktası etrafında dönen IQ değerim ve bu dönme eksenidir çarpı omega S olur. Bu dönme için ve bu ise presesyon hareketi içindir. Ve bu durumda presesyon hareketinin periyodu ise 2 pi bölü omega p olacaktır. Bu eşitliği ele alalım ve mantıklı olup olmadığına bakalım. İlk olarak eğer torku arttırırsanız bu durumda pay artacak ve bu presesyon frekansının artacağı anlamına gelecektir. Bu bana mantıklı geliyor. Çünkü tork açısal momentumu kendisini takip etmesi konusunda ikna etmektedir. Böylece tork dönme açısal momentumunun değişmesi konusunda ikna etmektedir. Eğer tork oldukça büyük ise bu durumda oldukça etkilidir ve böylece presesyon frekansının da oldukça büyük olmasını beklersiniz. Fakat eğer dönme açısal momentumu çok büyük ise bu durumda dönme açısal momentumu üzgünüm tork benden gitmemi istediğin kadar hızlı gidemeyeceğim der. Böylece tekerde dönme açısal momentumunu arttırdığınız zaman presesyon frekansının azalacağını anlamak oldukça kolaydır. Teker döndüğü sürece dönme açısal momentumuna sahip olur. Fakat etrafında bu şekilde presesyon hareketi yaptıkça aynı zamanda bu yönde açısal momentum olacaktır. Çünkü bu şekilde dönmektedir. Bundan dolayı toplam açısal momentum ikisinin vektörel toplamıdır. Bu eşitlik sadece dönme açısal momentumunun toplam açısal momentumda baskın olduğu durumda geçerlidir. Ve bunu hemen görebilirsiniz. Çünkü dönme açısal momentumunu sıfır yaparsanız bu artık asla dönmeyecektir. Gerçekten presesyon frekansının son derece büyük olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki hayır. Böylece bu sadece dönme açısal momentumunun presesyon hareketi sonucu elde edeceğiniz açısal momentum değerinden çok çok büyük olduğu durumlarda geçerlidir. Yani sınırlamalar söz konusudur. Teker durduğu zaman artık dönmenin olmadığı zaman bu durumda şüphesiz teker düşecektir. Artık presesyon hareketi söz konusu değildir. Bisiklet tekerimiz için presesyon hareketinin ne kadar süreceği hakkında bir bilgi sahibi olmak için değerlerimizi orada yerine yazabiliriz. Bisiklet tekeri için küçük R'nin uzunluğu 17 santimetredir. Ve tekerin yarı çapı yaklaşık 29 santimetredir. Ve şimdi tekerin tüm kütlesinin çevresinde olduğu şeklinde bir varsayım yapalım. Bu doğru olmayacaktır fakat oldukça yakın bir yaklaştırmadır. Demek istediğim burada bazı tekerlek telleri var ama her şeyin burada olduğunu varsayalım. Böylece bu durumda eylemsizlik momenti m çarpı r karedir. Eğer şimdi frekansı, dönme frekansını 5 hertz olarak alırsanız, bu durumda omega'yı hesaplayabilirsiniz. Omega eşit 2 pi çarpı fs, dönme frekansıdır. Şimdi orada bu değerleri yerine yazabilirim. Böylece omega p değeri için r çarpı büyük M çarpı G bölü eylemsizlik momenti ki basit bir yaklaşımda tüm kütlenin tekerin çevresinde bulunduğunu varsayarsak M çarpı R kare çarpı omega S olur. M'leri yok ediyoruz. Böylece R çarpı G bölü omega S çarpı R kare elde ederiz. Bu presesyon hareketinin açısal frekansıdır ve presesyon hareketinin periyodu 2 pi bölü omega şeklindedir. Bu durumda presesyon hareketinin periyodunu yaklaşık olarak 10 saniye olarak bulabilirsiniz. Eğer sizlere bu değerler için ve tüm kütlenin tekerin çevresinde olduğu yaklaşım için dönme frekansını 5 Hz olarak verirsem, presesyon hareketini yavaşça yaklaşık olarak 10 saniyede yapacağını tahmin edebilirsiniz. Ancak bu frekans üzerinde çok az bir kontrol yetkin var. Yani onun değerini 7 Hz olarak, 3 Hz olarak vermem mümkündür. Fakat ne yapabilirsem yapacağım. Frekansa verebileceğim maksimum değeri vereceğim. Bu daima başarının garantisidir. Teker nerede? Teker burada. Tekeri döndüreceğiz ve daha sonra onu buraya yerleştireceğiz. Onu döndürme şeklime bakın. Onu kendimden uzakta tutuyorum ve çevireceğim. İşte başlıyor. Yaklaşık 10 saniye. İlginç değil mi? Aşağıdan bakıldığında saat yönünde dönüyor. Şimdi bu yönde de gidiyor. Dönme yönlerini değiştirerek bu deneyi tekrarlayacağım. Bu durumda diğer yönde gidecektir. Ve şimdi açısal momentum bu şekilde dönmektedir ve bu yöndedir. Dönme açısal momentumu ise bu yöndedir. Tork bu şekildedir ve böylece dönme açısal momentumu değişmektedir ve tork bunu takip etmektedir. Ve ben ben dönme açısal momentumuyum. Ben torkum. Bu torktur. Onu takip etmektedir. Pekala. Bunu sağ elimle tutuyorum. Tamam. Onu döndüreceğim. Şimdi yönü değiştireyim. Onu çeviriyorum, yeniden döndürmeye başlıyorum. Şimdi açısal momentum bu yöndedir. Görüyorsunuz diğer tarafa doğru dönüyor. Açısal momentum bu yöndedir. Şimdi tork bana doğrudur. Açısal momentum torku takip etmektedir. Dönme açısal momentumunun yönünü değiştirdim. Torkun yönünü değiştirmedim. Şimdi aşağıdan bakıldığında saat yönünün tersine dönmektedir. Önceden saat ibreleri yönünde dönüyordu. Eğer bir üzerine bazı ağırlıklar koyarak torku arttırabilirsem, Bizim durumumuzda burası bu tarafa doğru gelmektedir. Buraya biraz ağırlık koyabilirim. Bu durumda aslında tork ekliyorum. Bu durumda daha hızlı gideceğini göreceksiniz. Presesyon frekansı artar. Bu yüzden oraya biraz ağırlık koyacağım. önce dönsün. Kaba taslak 10 saniye olarak hesaplandı. Şimdi bu uca 2 kilogram yerleştiriyorum. Şimdi presesyon frekansında hemen artışı göreceksiniz. Şimdi daha hızlı gittiğini görüyorsunuz. Yapmış olduğum şey M kütlesini arttırmadan torku arttırmaktır. Çünkü M'lerin birbirini yok etmesinin sebebi eylemsizlik momentinin ifadesi içerisinde de M kütlesinin olmamasıdır. Fakat eğer sadece bu cismi üzerine asarsam bu dönen tekerin eylemsizlik momentini değiştirmez. Bunların hiçbirisi sezgisel değil. Bunların hepsini 5 dolarlık bir oyuncak topaç ile yapabilirsiniz. Ve bunu size göstermek istiyorum. Bu benim oyuncak topacım. Ofisimde duruyor. Bu oyuncak topaç tamamen bunun yapmış olduğu şeyin aynısını yapar. İlk olarak sizlere oyuncak topacı göstereyim. Oyuncak topaç. Evet. Oyuncak topaç işte burada. Görebiliyor musunuz? Belki burayı biraz daha karartmalıyım. Benim oyuncak topacımı görebiliyor musunuz? Evet, onu döndüreceğim ve daha sonra bu topacı onun asılı olduğu şekilde tutmaya çalışacağım. Onu döndüreceğim, daha sonra onu yatay olarak tutacağım ve bir ip ile asacağım ve tam olarak aynı şeyin olacağını göreceksiniz. Ve şimdi sürtünmeden dolayı bu öğrenci durumun tabii ki eninde sonunda duracağını göreceksiniz. Sizler için oldukça özel bir şeyim var. Ya da sizler için oldukça özel bir şeylere sahip olabilirim. Bu sahnenin arkasındaki yardımcıma bağlıdır. Onu duyabiliyorum. İşte orada. Harika. Havaalanına gidiyorum, biraz yorgunum ve arkadaşlarımdan birinin bana yardım etmesini istedim. Lütfen bana yardım eder ve benim için bu bavulu taşıyabilir misiniz? Onu kaldır, biraz yürü ve birkaç tur dönüver. Diğer tarafa da döndür lütfen. Bu da ne? <laughs> bu da ne? Evet. Aynen. Ne yapıyorsun? Oldukça garip hareket ediyorsun. Birkaç tur daha dön. Uçağı yakalamak zorundayız. Yapacağı şeyi düşündüğünü yapmıyor değil mi? Tahmin et. Dönen teker ya da başka bir şey. Dönen teker. Bunu yaptığın zaman ona bir tork uyguluyorsun ve hiç beklemediğin bir şeyi yapıyor. Eğlenceli değil mi? Bu bavul ile Logan havaalanına gittiğinde tutuklanabilirsin. Çok teşekkür ederim. Harika. Dönen cisimler bir dengeleyici etkiye sahiptirler. Eğer bir bisiklet tekerini alırsanız, bir tekerimiz var, ben onu buraya koyuyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Düşecektir. Hiç kimse şaşırmıyor. Fakat ona çok az bir dönme verirsem düşmez. Niçin? Çünkü açısal momentuma sahiptir. Dönme açısal momentuma sahiptir. Ve bu yüzden düşmez. Bu sadece bisiklet tekeri için geçerli değildir. Bakın oldukça kararlı. Sadece bisiklet tekeri için geçerli değil. 25 kuruş alın ve bu 25 kuruşu masanızın üzerinde bu şekilde koyun. Kesinlikle düşecektir. Onu yuvarlayın, kararlı olacaktır. Ona dönme açısal momentum veriyorsunuz, kararlı oluyor. Bir top açalım. Top açı masanın üzerine koyun, devrilecektir. Onu döndürürsünüz, ona dönme verirsiniz ve top aç kararlı olur. Böylece dönme açısal momentumu dengeleyici özelliklere sahiptir. Bundan ödevlerinizden birinde bahsedildiğini göreceksiniz. Bu eylemsizlik ve güdüm sisteminin temel fikrini oluşturmaktadır. Eylemsizlik ve güdüm sisteminde bir dönen tekere sahipsiniz ve en azından günümüzde güdüm sistemleri mekanik tekerlere sahip. Dönen bir tekeriniz var. Fakat dönen teker öyle bir şekilde monte edilmiştir ki dönen tekerin dönme eksenine bir tork uygulayamazsınız. Bu şekilde monte edilmiştir. Bunu 3 mili oynaklı topaç olarak adlandırırız. Böylece tork oluşturma anında çerçeve bu durumda sarı ve siyah çerçeveler dönmeye başlayacak ve dönen teker üzerinde torku asla yönetemeyeceksiniz. Bu eksen üzerinde asla elde edemeyeceksiniz. Ve bu durumda eğer şimdi onu geminize ya da uçağınıza ya da güdümlü mermi sisteminize koyarsanız nereye koyduğunuz hiç önemli değil. Asla dönen teker üzerine bir tork uygulayamazsınız. Ve eğer dönme için açısal momentum bu yönde ise sürtünmeden dolayı kaybımızın olmadığını varsaymak suretiyle o yönde sonsuza kadar hep kalacaktır. Ve eğer uçak dönerse dönme açısal momentumunun yönü değişmeyecektir. Fakat kesinlikle olacak olan şey bu sarı veya siyah çerçevenin dönecek olmasıdır. Ve bu yataklarda döner sensörler var ve bu sensörler gösterilen yönün aynı kalmasını sağlamak amacıyla dış çerçevenin dönmesinin ne kadar olduğunu algılar. Ve bu sinyaller otomatik pilota gönderilir ve bu uçağın istediğiniz yönde uçmasını korur. Böylece her zaman bir referans olarak şimdi üzerine bir tork uygulayamayacak olduğunuz bir sistem içerisinde yerleştirilmiş olan topacınızın dönme açısal momentumunu kullanıyorsunuz. Hatta uçak yön değiştirdiği zaman bile değişmez ve bunu sizlere göstermek istiyorum. Tamam, bu benim dönme açısal momentumumun yönüdür. Ben uçam ve uçacağım. Dönme açısal momentumuna bakın. Bana saygı göstermiyor. Nasıl uçarsam uçayım hep aynı yönü göstermekte. Sarı çerçeve ve siyah çerçevelerin yataklarından gelen sinyaller otomatik pilota yönlendirilir ve uçak rotasında kalır. Şimdi sizler için yapabileceğim şey ne düşündüğünüzü son kez test etmek. Bu teker öyle bir şekilde asılmıştır ki onun üzerine orada olduğu gibi herhangi bir ağırlıktan dolayı tork etkilememektedir. Fakat onun üzerine eksene bazı ağırlıklar yerleştirerek bir tork uygulayabilirim. Eksene bazı ağırlıklar koyduğum zaman ne olacağını düşünüyorsunuz? Teker dönüyor fakat şimdi onun üzerine bir tork uygulayacağım. Teker bu yönde dönüyor. Açısal momentum sizlerden uzağa bana doğru. Onun üzerinde bu şekilde bir tork uygulayacağım. Oraya küçük bir ağırlık koyacağım. Tork bu yönde olacaktır. Dönme açısal momentumu nasıl olacaktır? Tork bu yöndedir. Dönme açısal momentum bu yöndedir. Dönme açısal momentumu torku takip etmeye başlayacaktır. Bunu izleyin. İşte başlıyor. Dönme açısal momentumu torku takip ediyor daha önce sizlere gösterdiğimin tam anlamıyla aynısını görmektesiniz. Ve eğer torku daha fazla uygularsam bu durumda prezisyon frekansı artacaktır. Görüyorsunuz ağırlığı kaldırdığım zaman hemen duruyor. Yeniden ağırlığı koyuyorum. Devam ediyor. Daha fazla ağırlık koyuyorum. Daha hızlı gidiyor. Bu tarafa ağırlık koyduğumda ne olur? Böylece torkun yönünü değiştiririm. Bu tarafa yerleştirdiğiniz zaman şimdi tork bu yönde olur ve dönme açısal momentumu ise bu yönde olur. Yönünü tersine çevirecektir. İşte başlıyoruz. Görüyorsunuz tersine gidiyor. Anlaşılması oldukça zor. Eğer bununla bir probleminiz var ise yalnız değilsiniz. Gelecek derste görüşürüz.